Münafıklar kimler? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kafirlerini, müminlerini dostluğunu taşlap, kafirlerini dost tutuşadı. Ular kafirlerini dostçilik bilen ne mi kılışmaktı? Ular izzetini ulardan isteyaptı mı? Ulardan maliyevi izzetini isteyaptı mı? Ular mertebe izzetini isteyaptı mı? Ular halklar ortasındaki abru izzetini isteyaptı mı kafirler bilen? Musa aleyhisselam tenha kalgenlerde o kişinin kalplerde ruhi mağlubiyet olmadı. Çünkü Allah'ın dostları daim izzet Allah'ınki dedi. Eğer sizler Allah'ın ayetleri mezhara kılınayotken vakitte, kafir bulunayotken vakitte, orun ilerden türüp çıkıp gitmeseyler, sizler hem onların bittesiler. Targ'ibot vositalarida Allohning oyatlari masxara qilinayotgandan biri qilib tomosha qilayotgan kishilar. Targ'ibot vositalarida islomning masxara qilib, islomning ustidan kulayotgan vaqtda tomosha qilib, lazzatlanib o'tirgan odamlarning qalbida iymon qolmaydi, birodarlar. Bizlarning hozirgi avlodni islomni yomonlab yurishligi xuddi shunga o'xshaydi. Bizning ham islom degan otamiz bor edi. Unda u otasining qotiliga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Shuning uchun shu nafratning paydo bo'lib qolmasligi uchun otasining qadrdonlarini ham tinchitib, u badbashara dushman otasining taniydiganlarni ham tinchitgan birodarlar. Allah subhanahu ve taala keyingi oyatda iymon halovatini tatib, iymonlik hayotni bilgandan keyin murtad bo'lib na'uzubilloh dindan qaytib ketganlarning hargiz mag'firat qilmasligini bayon qilyapti. Innallazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. İman halovatini tatib, iymonlik pokiza hayotni bilib, biror bir martabaga o'tirishlik uchun kofir bo'lgan bo'lsa, agar shu iymondan judo bo'lsang, shariatning buyruqlarini qilmasang, shu lavozimda turasan deb biror bir o'ringa qo'ygan bo'lsa, o'zining pokiza insoniy hayotidan mahrum bo'lib kofir bo'lsa, keyin undan yana biror bir sabablar bilan dunyoviy martabalardan mahrum bo'lgandan keyin yana iymon keltirsa, xuddi bizning hayotimizda shunday ishlar sodir bo'lyapti. Summa kafaru, keyin yana biror dunyoviy manfaatlar bo'lganda kofir bo'lsa yana, bu kafirligi sababli dunyoviy ishlari yurib ketgan vaqtida kufrni ziyoda qilsa, Alloh uni hargiz mag'firat qilmaydi. Alloh uni to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Chunki bu ayni adolatki, pokiza iymon yo'lini bir bilgandan keyin shunday kufr najas yo'lini yana ixtiyor qilgan odamni mutlaqo Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilmaydi. Biz hozirda ham shuni guvohi bo'lib turamizki, birodarlar, biror bir kishi iymonlik hayotida yurganda, u biror bir dunyoda asli iymoni ham dunyoviy bir manfaatlarni qo'lga keltirish edi, u hosil bo'lmagandan keyin na'uzubilloh kufr yo'lini ixtiyor qilib, shariatning buyruqlarini hammasini tashlab ketadi. Keyin biror bir maqsadlariga yetib olgandan keyin yana bir iymon yo'lini ixtiyor qilgisi keladi. Undan keyin shu ba'zi sabablar bilan dunyoviy ishlari yurmay qolsa, yana kufr yo'lini ixtiyor qiladi. Na'uzu billoh, bu asli bu o'zining hayotini hammasini moddiy narsaga cheklaganlik bilan shunday sifatlar topilib qolishligi mumkin, Alloh saqlasin.
iymon keltirib, kofir bo'lgan bo'lsa keyin, yana iymon keltirib, yana kofir bo'lib, kufrini ziyoda qilgan bo'lsa, Alloh uni hargiz to'g'ri yo'lga yo'llamaydi ham, gunohlarini mag'firat qilmaydi. Uning to'g'ri yo'lga yo'llamasdan gunohlarining mag'firat qilinmasligi ayni adolatdir. Inson shu vaqtda biror bir izzat, hurmatni boshqa dinsizlarda ko'rganda, izzatni boshqa bir dinsiz odamlarda bor deb e'tiqod qilishligi bilan uning qalb tuprog'iga munofiqlik urug'i tushadi. Inson biror bir moddiy quvvatni ko'rib, izzat bu Alloh tarafida bo'lmayapti-yu, Alloh mu'minlarga najot bermayapti-yu degan fikrlar bilan kufr tarafida izzatni ko'rishligi bilan takror aytamiz, qalbining tuprog'iga munofiqlik urug'i o'rnaydi. Bu munofiqlik urug'i o'rnagandan keyin Allohning oyatlarini masxara qilinadigan majlislarda o'tirsa, Allohning oyatlarini kofir bo'lingan majlislarda o'tirishligi bilan undagi munofiqlik urug'i ildiz otadi. Munofiqlikning boshlanishligi insonning qalbida ruhiy mag'lubiyat vujudga kelishligi bilan munofiqlik urug'i tushadi. Haqiqiy mu'min kishi yakka qolgan holatda ham undagi bir ruhiy mag'lubiyat unda vujudga kelmaydi. Allohning do'stlarida xuddi tarixda shunday sodir bo'lgandek. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib ketayotgan vaqtlarida ozchilik bilan Banu Isroilning mu'min kishilarini olib kelayotganlarda oldida Nil daryosi, orqada Fir'avn o'zining katta lashkari bilan quvib kelyapti. Hech qanday qochadigan osmon uzoq, yer qattiq, oldida daryo, hech qanday qochadigan o'rin qolmagan vaqtda u kishining atrofida iymon keltirgan kishilar inna la mudrakun deyishdi. Biz qo'lga tushdik endi. Ey Musa, qani Allohning va'dasi deb turishganda inna ma'iya robbi sayahdin dedilar. Rabbim men bilan turibdi dedilar. Musa alayhissalom tanho qolganlarda u kishining qalblarida ruhiy mag'lubiyat bo'lmadi. Chunki Allohning do'stlari doim izzat Allohniki deydi. Lekin munofiqlik belgisi shunday paydo bo'ladiki, inson hayotning hamma narsa deb tasavvur qilishlikdan vujudga keladi. Insonlar hammasi o'ladi. Lekin hammaga shahid bo'lishlik ne'mati nasib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning ulug' payg'ambarlaridan Hud alayhissalom butun ot eng zo'ravon qabilalar, butun dunyoning kattasigiga bo'lgan quvvatli jismonan, molan ikkov tarafdan ham quvvatli bo'lgan qabilalar hammasi Hud alayhissalomni haqqa buyurganliklari uchun, ey Hud, seni namozing shunday ot ajdodlarimiz buyurayotgan narsalardan qaytaryapti. Senga bir zarar yetganga o'xshaydi. Agar o'zingni tiymasang, jin tekkanga o'xshaydi, seni nobud qilamiz deyishdi. Senga muhlat beramiz degan vaqtlarda o'kishaytlar ki fakiduni jami'an sinbalatun buyurun. Hozirdan hammanglar tadbiringlar ishlatinglar meni yo'qotishlikka va shu biror daqiqa muhlat bermanglar. Inni tavakkaltu alallohi robbi va robbikum. Men Rabbim Allohga, sizlarning Rabbilar bo'lgan Allohga tavakkul qildim. Dunyoda qaysi bir jonlik mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qudrat qo'lidadir. Bu birodarlar Allohning do'stlarini qalbidagi izzat bu. Qul falillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin, valakinnal munafiqina la ya'lamun. Valakinnal kafirina la ya'lamun mas, valakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzat Allohning o'ziga xosdir. Izzat Allohning rasuliga xosdir. Izzat Allohning
İmanlik bendeleri hastır. Lekin bunun münafıklık uruğu tüşüp, ildiz atken kalıplar, bunlar bilalmıydı. Kaysi bir kişi, özü de, ruhi mağlubiyet, darvazası açılken bulsa, münafıklık uruğu kirip gel yetkenliğini his kısın. Şunun için hem bulsa gerek, vallahu alem, Allah subhanehu ve teala, İmon sifatlarini bayon qilgandan keyin Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Oyatning oqimida birdan munofiqlarning zikrini kelishligi shunga dalolat qilsa kerak. Munofiqlarni ularga bir bashorat beringki, ularga bir xursand qilib qo'yingki, yaqin kunda ularga alamlantiruvchi azob bor. Münafık bulgen kalpler Allah yolu da hak yolda urun yetken kişilerinin maliyevi nüksalları bulgenlik için ularda maddi kuvvet bulmagenlik için ularinin mezhara bilen kareydi. Bular nimege egekin ki bu hak yolda şunçalik kreşi yaptı dedi. Nime için hakını hiç kendi robarosu deki tosuklar ya karamestan yapır yaptı ikin dedi. Bular bir oddiy odamlar bo'lsa deb mazhara qilib qaraydi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitoban ularni alamlantiruvchi azob bilan bir xursand qilib qo'ying deb mazhara qilyapti. Munofiqlar kimlar? Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kofirlarni mu'minlarni do'stligini tashlab kofirlarni do'st tutishadi. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةِ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. Ular kafirlerini dostçilik bilen nime kılıçmaktı? Ular izzetini ulardan isteyaptı mı? Ulardan maliyevi izzetini isteyaptı mı? Ular mertebe izzetini isteyaptı mı? Ular halklar ortasındaki abru izzetini isteyaptı mı kafirler bilen? Ularga xabar beringki fa innal izzata lillahi jami'a. Izzat Allohning o'zigagina xosdir. Izzatning hammasi Allohning o'ziga xosdir. Qaysi bir davrda kofirlar bilan o'zining izzat talab qilgan odam aziz bo'ldi. O'zining millatini sotib, o'zining dinini sotib, kofirlar oldida izzat topgan qaysi bir munofiq bor? Dünyada halklar tarafından ham lanetlenip kalıp gitti. Avval dinige hain buldu. Kegin milletige hain buldu. Kegin özünün avladige ham şermendeligini koyup gitti. Ama Allah yolu da özünün hak yoludan kaytmagan izzetli Allah'ın özüge hastip agerçi özünün davrida şehit bulup yokup gitken bulsa ham Allah subhanehu ve teala'nın huzurudaki mükafatlarını bendeler bilmiydi. Lekin bendeler aldı da hem ular izzet bilen, hürmet bilen kalıştılar. Ularının yadgalingen vakti de hemmeleri muhabbet bilen ularının haklarına dua kılıp kaldı. Ularının avladları hem şu kisabinin perzente avladı degen fahrını saklanıp kaldışlar da. Bana bu oyatni haq ekanligini inson bir hayotga nazar tashlasa biladi. Bundan hozirda yashayotgan munofiqlar o'tgan tarixdagi munofiqlardan bir ibrat olishlari kerak edi. Bu munofiqlikni qaytib takrorlamasliklari kerak edi. Waqad nazzala alaykum fil kitobi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. قرآن كريم ده سورة أنعام ده استعيذ بالله. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge şu ayet nazil kılgen idi. Cahiliyet devriden
ajralib chiqqan musulmon sahobalar johili mushriklar bilan aralashib yashashardi. Ba'zi majlislar birga o'tirishlikni ham to'g'ri kelib qolardi. Bu majlisda mushriklar tarafidan Allohning oyatlari masxara qilinardi. Har bir davrdagi mushrik, munofiq, kofirlarga o'xshagan. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo butunlay aloqani uzishlikka buyurmadi munofiqlardan. Balki Allohning oyatlari masxara qilinayotgan vaqtda yuz o'girib o'rnidan turib chiqib ketishlikka buyurdi. Agar boshqa gapga o'tishmasa, islomni masxara qilinayotgan suhbatdan bosh tortib shu yerdan chiqib ketishlikka buyurdi. Fala taq'udu ma'ahum, ular bilan birga o'tirmang dedi. Shu oyat nozil bo'lganida Qur'oni Karimda bu ishora qilinayotgan oyat kitobda sizlarga Alloh tushirdiki, Allohning oyatlarini masxara qilinayotgan holatda yo ularning inkor qilinib kofir bo'linayotgan holatda eshitib qolsanglar, ular bilan birga o'tirmanglar, hatto boshqa so'zga o'tishmaguncha. Agar sizlar Allohning oyatlari masxara qilinayotgan vaqtda, kofir bo'linayotgan vaqtda o'rninglardan turib chiqib ketmasanglar, sizlar ham ularning bittasizlar. Targ'ibot vositalarida Allohning oyatlari masxara qilinayotgandan biri qilib tomosha qilayotgan kishilar, targ'ibot vositalarida islomning masxara qilib islomni yuzidan kulayotgan vaqtda tomosha qilib lazzatlanib o'tirgan odamlarning qalbida iymon qolmaydi birodarlar. Shu vaqtda mo'min odamning eng oxirgi amali o'rnidan turib o'zida inkor alomatini qilib chiqib ketmoqligidir. Munofiqlik bu kufr bilan iymon o'rtasidagi ko'prikdir. Iymon tarafiga kufr o'ta olmaydi hech qachon. Kufr bilan iymon butunlay boshqa hayot. Lekin o'rtaga qurilgan ko'prik munofiqlik ko'prigidir. Mana bu ko'prikni agar buzib pajoqlab tashlanmasa, iymon uyiga kufr uyidan bemalol o'tish boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo buni sarih shunday qilyapti. Alloh munofiq va kofirlarni shunday oyatlarni masxara qilgan kofirlarni bu oyatlar masxara qilinayotgan vaqtda birga o'tirgan munofiqlarni hammalarini bir joyga joylaydi. Agar u dunyoda men kofirlardan emasman desa-yu Allohning oyatlarini masxara qilinayotganda eshitib o'tirgan bo'lsa, yaqin kunda uning birga ekanligini biladi. Munofiqlik darvo ko'prigini agar buzmas ekan mo'min kishi, uning kufr diyoridan unga iymon uyiga bemalol o'tish boshlanadi. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi bu kishi harom qilingan, mas qilingan ichimlik ichayotgan o'rinda bir kishi nafl roza tutgan kishi o'tirganligi uchun shu yerda o'tirganligini guvohi bo'lganligidan o'zini iymonlik deb da'vo qilgan kishini chaqirtirgan ekanlar. Shunda so'ralganda, men bu yerda bor edim, lekin roza edim, men mutlaqo ichganmas edim degan ekanlar. Shunda Allohning oyatlari masxara qilinayotgan vaqtda, Allohning oyatlariga kofir bo'linayotgan vaqtda Alloh o'tirmanglar ular bilan, agar o'tirsanglar shularning bittasi bo'lasizlar dedilar deb, xuddi shu shoribul xamr mast qiluvchi ichimlikka uradigan darra bilan shu roza tutgan kishini ham urgan ekanlar. Shuning uchun Allohning oyati inson nima uchun man qila olmaydi? Nima uchun inson shunday xato o'rinlardan chiqib ketolmaydi? Nima uchun
izzetini şularda, bularda ence kuvvet var, şundan men şular bilen mürasa kuturmasam bulmaydı degen fikirde kıladı halas. Bulmasam kalbide izzetini Allah nasıl ki has degen vakti de o şu vakti oradan türüp kete uğradı. Bu izzetini başka bir kişilerde özge haslaştık, münafıklık uruğunun kalbi tıprağıya çükendiydi his kılsın. Allah Subhanehu ve Teala'nın ayetleri bizge şünçelik hayatımızın toğrulab alışlıkını, talimini veredi. Biz Kur'an'la hakiki tılavat kılarekenmiz, biz Kur'an'la hakiki örgenerekenmiz, biz başkalarının hiç kendi yoluna muhtaç olmayız. Lekin İslam şundey, Kur'an şundey deyip hitap kılsız, sizge ular aytadi ki, bu İslam undeymez, İslam bundey deyip hakkını içmeydi. Ular yoyinki hakkını bilmeydi. Ularning misoli shunga o'xshaydiki, bir kishining bu oilasi bor edi. Oilasi nihoyatda go'zal edi. O'zi ham juda ham vallomat, ko'p narsaga qobiliyatli, ko'p narsalarni biladigan shunday kishi edi. Davlatman edi. O'zi ham go'zal edi. Har bir narsalarni qilishlikka qodir edi. Lekin uning bir badbashara bir oshna unga paydo bo'ldi. U badbashara oshna uning oilasini ko'rdi-da, oilasining go'zalligini, undagi boyliklarni ko'rdi-da, buni bir yo'l bilan qatl qilib, uning oilasini olmoqchi bo'ldi. Shunda bu odamning ham bir farzandi, go'dak bir farzandi bor edi. Yangi tug'ilgan farzandi bor edi. Yo'inki u tug'ilmagan edi. Hech qanday u dadasining suratini ham ko'rmagan edi. Tug'ilishligidan ilgari buni qatl qilib, bu qorinda yotgan bolaning onasini olgan edi. Bu onada olgandan keyin bu badbashara dadasining do'sti borib-borib buni ta'lim berib tug'ilgandan keyin sening bir dading bor edi, juda ham bir badbashara edi, kambag'al edi. U hech qanday mol-mulkka ega emas edi. Yaxshi sening baxt-saodating bor ekan bu dading o'lib ketib, seni onangni men oldimda senga mana bir minadigan sayyoralar olib berdim, senga bir joy qilib berdim. Seni baxt-saodating bor ekan. Bu dading qashshoq edi, juda ham bir xor edi, juda ham bir kambag'al edi. Agar sen bo'lganingda senga bu sayyoralar qayerdan edi, bu joylar qayerdan edi deb tinimsiz bu otasining qotili uning qulog'ida otasining yomonlashligi natijasida haqiqatda ham meni baxt saodatim bor ekanki, dadam o'lib ketgan ekan deydi. U dadasining qotili ekanligini bilmaydi. Bizlarning hozirgi avlodni islomni yomonlab yurishligi xuddi shunga o'xshaydi. Bizning ham islom degan otamiz bor edi. Bizning ona yerimiz nihoyatda go'zal edi. Ona yerimiz boylik bilan to'la edi. Biz hamma bu onamizni, ona yerimizning go'zalligini ko'rgan bu badbashara dushman otamizning, islom otamizning dushmani otamizni qatl qildi. Ertamandan kechgacha bizning quloqimiz tagida otamizning vallomatligini bildirmadi. Otamizning ulug'ligini bildirmadi. Otamizning badavlat ekanligini bildirmadi. Otamizning alloma ekanligini bildirmadi. Ona yerimizni, onamiz nihoyatda yuvoshligidan bu haqda bir gapirishlikka tili bo'lmadi. Bu tug'ilgan avlod o'zining islom otasining doim qoralanganini eshitib yashadi. Shun bilan u islomni otasini, o'zining otasini qoralay boshladi.
Bir uring dedesini, otasinin kadirdan oşnası bar idi. Otasinin hakkıda bu sözlerini işletkenliğe vicdanı azaplanıp, onu aldı ki gelip, ey seni atın şimdi acayip idi ki, eğer sen bu minip yürgen sayyarenge fakirlen yapsan, sen bu yaşayetken yüngge fakirlen yapsan, eğer o seni hakiki atın bulgen de, senge bu minip yürgen sayyaralar hiç nesemez idi. Bu yürgen üylerin hiç nesemedir mi? Senge bir horas kante gel bu senin yaş balanı aldaşlık için verip koyulun genlerse. Seni onunda şundey baylıklar barı diyor ki, bu bedbeşere seni atayını katıl kılgen idi. Sen atayını katilini yamallab yürüpsen, degen vakitte o, yok beni atam bedbeşereydi, kembegal idi, hiç nesege malikmez idi, aksak idi. Şimdi de karalab yürgen bir gödek bala yokşayımız buradırlar. Biz İslam'ını bilmakçı bosek, İslam degen atamızı bilmakçı bosek, biz İslam degen atamızını katil eden İslam'ını işitmeyelik. O İslam degen atamızını öldürgen katil, bizim atamızı İslam'ını mahtemeydi hiç kaçan. O özünün katilliğini bekledi. O bizning haqiqiy odamimiz yomon bo'lgandagina unga hayot bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi bolalarning, yoshlarning islomni tanimasdan islomni yomonlab yurgan avlod o'zining pokiza va lomat ulug'vor islom otasini yomonlab yurgandan boshqa emas. Bir qadirdon otasining nasih haqiqiy qadirdonlarining oldiga borib otasini bir sorab ko'rsin. Unda u otasining qotiliga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Shuning uchun shu nafratning paydo bo'lib qolmasligi uchun otasining qadirdonlarini ham tinchitib, u badbashara dushman otasining taniydiganlarni ham tinchitgan birodarlar. Bu haqiqatda bir islomning yomonlanayotgan fikrini bir bildirib qo'yishlik uchun bir misoldan boshqa narsa emas. Bizning ona yerimizga boyliklarga oshiqlar ko'p. Agar biz islomda yashaganimizda mana dalolat qilib turibdi xorijiy mamlakatlarga borganlar. Islom nurini bir qismini sochib turgan o'rinlar qanday yashayotganligini dunyoda ham. Birdan bir yo'l Qur'oni Karimni o'rganish. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollanmalarını örgenişdir. Bir mevzuna ahir yetkizişlik için gap kısmen çözülüp getip kaldı. Allah subhanehu ve teala hammamizni ham hak yolga hidayet kısın. Allah subhanehu ve teala İslam hakikatlerini bu beşara milletke bildirsin. Allah subhanehu ve teala İslam hakikatlerini etrafki yaşlılığını her bir adamge düşündürsün. Biz aytmoqligimiz kerakki, biz sizlarning taxtinglar o'zingizlarga nasib qilsin deylik. Moli dunyoingizlar o'zingizlarga nasib qilsin. Biz islom haqiqatini bildirishlikdan sizlarning taxtinglar bizga kerak emas deylik. Biz sizlarning martabangizlar mutlaqo kerak emas. Lekin bu bechora millatning islomni bilib yurmaylik, yurgimagan, bilmayotganligiga rahmimiz kelyapti deylik. Ularning dunyoda xor bo'lishligiga ahirette har buluştuğu için deme yap biz. Şunun için biz hakikatle içlikle mecbur olup kaldı değilik. Taktiler kapalı kılıp etken de başı ilerden kalsın değilik. Malı dünya iler hemmesi başı ilerden kalsın bizge bu nerseler kereymez değilik. Biz ni yolumuz hak değilik. Hakikatle düşündürüşlüğünden başka nersemez değilik. Allah subhanehu ve teala hemmemizle hak yolge hidayet kılsın. Hakka amel kılıçlikle Allah nasip kılsın. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين